Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste aslında ne yapmıştık? Bir örnek yaptık. Structure'ları aslında kullanarak, yani yapıları kullanarak aslında bir program oluşturduk. Ve bu programı gerçekleştirmeye çalıştığımızda gittik ne yaptık? Öğrencileri belli bir sınıfa ekledik. Öğrencileri belli bir sınıftan aldık. Bunları yazdırdık ve adreslerin nasıl burada gezildiğini detaylı bir şekilde gösterdik. Şimdi bakın, şu anki örneğimizde ne yapacağız biliyor musunuz? Bu structure'lar hafızada nasıl yer kaplıyor aslında onu öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. O yüzden bakın geliyorum, yine standart kodumu yazıyorum. Return 0 diyorum. Bir kere çalıştırayım, bir hata var mı yok mu diye. Bakın şu anda çalıştı ve herhangi bir hatamız yok arkadaşlar. Şimdi gidelim bir structure oluşturalım. Yine type def struct sallıyorum. X struct olsun bu. X st olmasın da X st olsun. İsmi kolay yazılsın. Ve gidelim buna ne yapalım? Şöyle st diye bir tanım yapalım. Şu şekilde. Şimdi bakın. Biz bu X st'yi burada kullanmak istediğimizde arkadaşlar, tekrardan çalıştırıyorum bakın. Structure'ı bakın boş olarak tanımladığımda da gerçekten bu işlemi benim için yapıyor. Şimdi bakın st türünden mesela bir küçük bir st tanımlayalım burada. Ve gidelim. Cout'la size of st diyelim. Ve size of kelimesiyle gidelim. Şu st'nin türüne bir bakalım. Şimdi öncelikle gidelim türün kendisinin aslında kaç byte yer kapladığını bu hafızada bir görmeye çalışalım. Tekrardan çalıştırıyorum. Şu anda arkadaşlar bakın st sadece ve sadece 1 byte'lık yer kaplıyormuş bakın. Yani bu structure'ın tanımında bana gelen ifade ne biliyor musunuz? Structure'ın kendisini aslında char karakteri gibi bir yerde 1 byte'la aslında şu anda gösterebiliyor bu derleyici. Şimdi bakın gidelim içine şöyle bir integer a yazalım. Ve bu ifadeyi tekrardan çalıştıralım. Şu anda arkadaşlar bakın ben bu structure'ı çalıştırdığımda integer a ile bunu ilişkilendirdiği için bakın size of st'yi 4 byte olarak bana veriyor bu sistemde. Şimdi diyelim ki int b diye de bir tane daha değişken tanımlayalım ve bunu tekrardan çalıştıralım. Bu sefer bakın arkadaşlar ne yaptı? Size of st'yi 8 byte olarak bana gösterdi arkadaşlar. Eğer ki bakın ben bunun içine double c diye de bir karakter koyarsam ve bunu tekrardan çalıştırırsam hafızada bana bakın ne yapıyor? A integer olduğu için 4 byte, B integer olduğu için 4 byte, double da double olduğu için aslında yani noktalı sayıları da kapsayabildiği için 8 byte'lık aslında bir yer ayırıyor bana burada. Yani sin burada st ile verdiğiniz aslında structure'ın türüne göre bakın içine ne kadar değer yazarsak bu tanımladığımız yapı o kadarlık bir byte alanına burada sahip oluyor arkadaşlar. Yani biz standart türlerin aslında dışında burada ne yapıyoruz? Bu türlerin hepsini bir araya koyduğumuz için aslında buradaki yapının anlamı farklı türlerin hepsini de içine alıp bize o kadar yer ayırıyor demek oluyor. Yani ben burada st'yi aldım ama st'nin a'ıncı elemanına gittim 4 atadım mesela burada. Ben bu 4'ü atadıktan sonra ya da 12 atayım mesela integer türünden olduğu için sadece bunun için derleyici bana aslında arkadaşlar yer ayırmıyor. Diğer elemanlar için de aslında burada bana yer ayırıyor arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu bu şekilde tanımladım. Aynı şekilde bakın xst dedim ya. Gidiyorum bir type def daha yapıyorum. X st2 diyeyim buraya. Ve buna da st2 diyeyim. Burada sadece integer a olsun. Ve st2 türünden bir buraya bir değişken tanımlayayım. St2 olsun. Küçük st2. Şimdi bakın. X st2'de st2'nin İçinde sadece bir integer sayısı var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunun içerisinde sadece 4 byte tutuluyor demek oluyor. Eğer boş bırakırsam sadece kendi ismini tuttuğu için aslında 1 byte'lik yer alıyor.
Ama integer a'nın içerisine bakın. Ben buraya koyduğumda bu 4 byte'lık bir alana sahip oluyor bakın. Şimdi bu 4 byte'lık bir alana sahip olduğu için ben buraya geldiğimde bakın st2 türünden st2 tanımladığımda bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Gidecek hem şunun structure'ını tanımlarken 8-16 byte ayıracak. Hem de gidecek ne yapacak arkadaşlar? ST2'den de bir 4 byte'lık bir yer ayıracak aslında bana. O yüzden toplamda ben burada kaç byte göreceğim aslında? 24 byte değerini aslında burada göreceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. Biz burada neden 24 byte görüyoruz arkadaşlar? Dikkat edin bakın ben buraya bir structure tanımladığımda bu structure'ın içinde 4 burada, 4 burada, 8 burada, 16 ediyor arkadaşlar. 16 ettikten sonra ama st2'yi ben buraya tanımladığımda dikkat edin bakın. Bu st2 ne yapıyor biliyor musunuz? Bir kendini yaratıyor burada ki o 4 byte. Bir de integer a içinde bir tane değer yaratıyor burada. Yani bana aslında ne yapıyorsunuz? Burada toplamda ben 8 byte'lık aslında bir değer alıyorum arkadaşlar. Integer a olduğu için. Şimdi bakın ben bunu nasıl deseyim? Bu 24 byte değil mi? Gidelim. Integer b diye de bir değişken tanımlayalım. Ve integer c diye de bir değişken tanımlayalım. 3 tane değişkenimiz olsun burada. Ve tekrardan bunu çalıştırayım. Bakın bu sefer ne yaptı? 8 byte daha aslında burada kendi üstüne aldı. Yani bakın. Şimdi 4 burada var. 4 burada var. 8 burada var byte olarak. Şimdi bu 16 byte ettim. Şimdi bakın buraya şunu yazmıyorum. Şimdi 4, 8, 12. 12 artı 16 ne yapıyor burada arkadaşlar? Aslında 12 artı 16 burada 28 yapıyor. O yüzden bakın bu 4 byte aslında nereden geliyor biliyor musunuz? Bunun da gidip spesifik olarak aslında adres değerini tutuyor arkadaşlar bunun içinde. Yani aslında bu integer a ile alakası yok. Şimdi bakın bunu ben nasıl gösterebilirim? Double'a çevireyim bunları. Çünkü bakın buradaki bütün adres türleri aslında integer türünden yani aslında 4 byte türünden tutuluyor ya. Şimdi bakın ben bunu yaptığımda bunların hepsi 8 byte olacak. Şimdi bakın ben 8 byte yaptığımda bir kere burada 24 byte var. Bakın burada kaç var? 16 byte. O zaman 40 byte bir kere buradan geliyor. O zaman eğer ki burada ben bunun adresini tutarak bu işlemi yapıyorsam o zaman bunun ben sonucunun ne olmasını beklerim? 44 byte olmasını beklerim arkadaşlar. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Bakın ben bunu çalıştırdığımda bu sefer 4, 4, 8 oldu. Ne yaptı bu? 16, 16, 6, 24'ten gitti 40 byte değerine aslında buradaki ifadeyi cast etti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o zaman burada demek ki farklı bir mekanizma var. Yani bakın ben buraya 8 8 8 deyip 4 4 8 deyip bunları topladığımda yine doğru değerler alamıyorum. Aslında buradaki yapı nasıl gerçekleşiyor biliyor musunuz? Tam olarak şu şekilde gerçekleşiyor. Yani bunların içinde double'mış, a'ymış, b'ymiş yazmakla aslında pek bir alakası yok. Şimdi bakın siz burada structure'ları tutarken ne yapıyorsunuz? Double a dediniz. Double b dediniz. Double c dediniz. Adres bloğunda bunlar nasıl tutuluyor biliyor musunuz? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bunların hepsi byte sayısı olsun bakın. Ve adres bloklarında alt alta bunları bakın biz gösterebiliyoruz burada. Yani 8 byte bakın burada var. 8 tane yıldız byte'ı göstersin. Bunların hepsini göstersin ve yapsın. Ancak arkadaşlar bakın. Mesela double a yazın. Sallıyorum integer b yazın. Adres bloğunda bu nasıl tutuluyor biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Buraya da 1, 2, 3, 4. Şimdi bakın. Bir structure tanımladığınızda bu alanların hepsini sizin boş bırakmanız gerekiyor. Yani bakın şuradaki alan var ya bu size yine ayrılıyor ama siz orada sadece integer tutuyorsunuz arkadaşlar. Structure tanımlarının içerisinde. Yani bakın ben buraya bunu koydum ya. Dikkat edin. Benim şu anda şeyim değerim ne? Çalıştırıyorum. 40 değil mi? Integer yapıyorum bunu. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Bakın yine 40 oldu. Bakın bu byte yarıya düşmesine rağmen aslında burada herhangi bir değişiklik olmadı.
He, o zaman bakın biz ne anlamalıyız? Bir kere structure'ların içerisinde veri tutarken 8 byte, 8 byte, 8 byte oluyorsa aşağıya geldiğinde siz integer tutsanız bile bu 8 byte'a aslında burada tekamül ediyor. Yani bakın şimdi. Burada sadece integer verdim. Bakın burada da sadece integer verdim. Bu yüzden bunu tekrardan çalıştırıyorum bakın. 8 byte değeri bakın bana burada çıktı. Neden biliyor musunuz? Çünkü alt alta aslında bu 8 byte şu anda tutabiliyor arkadaşlar bu. Ama ben bunu double yapsaydım. Bakın şimdi dikkat edin. Bir tanesini double yapıyorum burada. Bu sefer 16 byte değerine bunun değeri çıkması gerekiyor. Bakın temel mantık tamamen ne? Eğer 3 tane değişken yazarsanız adres bloğunda böyle bir yer arıyorsunuz. Ama bakın double a'ya int base buraya verdiğinizde bakın. Yukarısı tamamen dolmasına rağmen 8 byte'da aşağısı bakın arkadaşlar ne yapmıyor? Integer b değeri 4 byte doldurabilmek için geri kalanı da aslında burada heba alıyor. Ama biz o yeri de ayırmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar adres bölgesinde. Yani sen double'a int tanımladığında aslında burada birine 8 byte veriyorsun aşağıdakine 4 alayım diyemiyorsun arkadaşlar. Bunu diyemediğimiz için aslında expand etmemiz gerekiyor. Structure'ların aslında size'ları yani aslında boyutları bu şekilde belirleniyor arkadaşlar. Şimdi bu bizim için neden önemli? Eğer siz bir mikro işlemcinin üzerinde ya da gerçek zaman çalışan bir işletim sistemi üzerinde bunu yapmaya çalışırsanız bu adres bloklarınız sınırlı olacak arkadaşlar. Sınırlı oldukları için de aslında kullanırken sizin burada ne yapmanız gerekecek? Bu değerlerin hepsini kontrol etmeniz gerekecek. Çünkü bakın biz burada çok basit bir program yazıyoruz ama sizin bu kodunuz aslında 100 bin satır da olabilir. 50 bin satır da olabilir. Ama bizim burada verdiğimiz ifadelerin içerisinde hafıza ile alakalı herhangi bir sorunumuz yok. Ya da giriş çıkış aldığımız bir yer yok. Ama siz bu ifadeleri koyduğunuzda yaptığınızda bakın şunları gidip optimize etmek zorunda kalacaksınız. Yani bu structure'larda en az elemanla ben ne tutabilirim ne yapabilirim diye aslında düşünmek ve gerçekten bunları geliştirmek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Şimdi structure'larla ilgili ilerledik. Bir sonraki örneğimde aslında date and time aslında zaman yapısıyla alakalı örnekler yapmaya çalışacağım. Çünkü artık structure'ları öğrendik. Zamanla alakalı bu örnekleri de yaptıktan sonra aslında artık ana konumuz olan sistem dinamiğine onun kütüphanesini yazmaya devam edebileceğiz arkadaşlar.